hakkında kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka YouTube'da tutorial'lar var, çok çeşitli. Biz C#, C++ bu programlama dillerini kullanıyoruz. Ve mutlaka kendinizi üniversitede okurken yapacağınız projelerle destekleyin. Şimdi bize başvurularda günde inanılmaz kıyamet kadar başvuru gelir. Ve şu part çok önemli. Eğer bir arkadaşımız herhangi bir demo gönderebiliyorsa programcı arkadaşlar arasında, hiç önemli değil. Küçük bir tablo oyunu olabilir, küçük bir okey oyunu olabilir. Önemli olan oradaki oyun geliştirme mekaniklerini biraz olsun anladığınızı göstermek. Çünkü en ufak bir oyunu bir işlemcinin %100'ünü, %80'ini kullanarak da yapabilirsiniz. Çok basit bir tablo oyunu. Ya da %5'ini kullanarak da yapabilirsiniz. Kendinizi eğer bu alanda geliştirmiş olursanız, bizim bütün firmalarımıza başvurduğunuzda böyle yüzlerce adım önüne geçmiş olursunuz diğer başvuranların. Diğer bir taraftan grafikler arkadaşlar. Bizim mesela şu anda grafik liderimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Mezunu. Bu alanda çalışmak için de 3D Max Photoshop bilginizin yeterli olması ve aynı zamanda işte diğer enstrümanları da kullanabilirsiniz. Maya vesaire. Biraz da el yeteneğinizin de olması lazım tabii. Okuduğunuz bölüm önemli değil. Çok sosyoloji mezunu, psikoloji mezunu, çok arkadaşımız var bizde çalışan. Ve gerçekten bu alanda kendinizi geliştirirsiniz. Çok çok yüksek paralarla çalışır, işe başlar ve hayatınıza devam edersiniz. Bu arkadaşları da başvuracakken, bizim şirketimizi mesela örnek alalım. Bizim şirkette grafiker bir arkadaşımız başvuracakken mutlaka bir portfolyo hazırlayın. Okul bittikten sonra şu bizim için vakti olmuyor. Ben şuradan mezun oldum, sizle çalışmak istiyorum, neleri öğrenmem lazım? Yani bu bizim hem size zarar, hem işte devletimiz okutuyor, devlete zarar. Grafiker arkadaşlarınız için de mümkünse bir portfolyo oluşturun. Biz mesela ne yapıyoruz? Orta çağda geçen bir oyun yapıyoruz. İşte at var, şövalye var. Portfolyonuza bunları çizin. Mesela başka bir firmamız ne yapıyor? Uzay ile ilgili bir şey yapıyor. Veysel hocamlar ne yapıyor? Gerçek simülasyonlar yapıyor. Ne bileyim, itfaiye çizebilirsiniz, uçak çizebilirsiniz. Onlara da başvuracakken portfolyonuza bunlar gibi şeyler koyun. Bunlar sizi gerçek hayatta çok çok ön plana çıkartır. Bu iş başvurularında çok da güzel işler bulursunuz. Yani bizim sektörümüzde yetişmiş insan kaynağı eksiğimiz var. Bu alanda da çalışmak için sizleri bekliyoruz. Geliştirici.toget.org adresinden bir LinkedIn misali çalışıyor orası. Web sitesine girdiğinizde göreceksiniz. Toget.org'da geliştirici portalı da var orada üst köşede bir yerde. Geliştirici portalına bir bakın arkadaşlar. Orada mesela firmalarımızın ilanları var. Hem başvuru ilanları hem staj ilanları. Bizim portalı diğer bütün firmalara da açtık. Şimdi bizim üyemiz olmayan firmalar da ilan veriyorlar aynı zamanda. Biz mesela çeşitli insan kaynağı bulma sitelerinden çok fazla randıman alamıyoruz bu anlamda. Çünkü bizim hedeflediğimiz insan kaynağı ya çok spesifik oluyor. Çok spesifikmiş bir şey. Mesela bilgisayar programcısı da olacaksa biz de aynı doktor gibi düşünüyoruz bunu. İşte grafik programlama var, yapay zeka programlama var, arayüz programlama var. Yani programlamanın içinde de kendi uzmanlık alanları var. Bunun için nişlik daha çok nişleşiyor. Orada da mesela bizim Toget.org'a girdiğimizde geliştirici portalımızda hem bütün bireysel geliştirici arkadaşlarımızın bir orada sayfaları var. İşte grafiker portfolyosunu koyuyor, geliştirici demosunu koyuyor. Siz de koyabilirsiniz. Aynı zamanda sadece şirketlere başvurmak için orayı kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela kendi çok süper bir projeniz var. Grafikersiniz, ben şöyle bir oyun yapacağım diyorsunuz. Orası bir API kullanıyor. Sen LinkedIn'den direkt profilinizi alabiliyor ya da kendi işlerinizi koyabilirsiniz. Aynı zamanda diğer arkadaşlarla konuşabiliyorsunuz. Oradan mesela programcı arkadaşlara bakıp onların işte özgeçmişlerinden ya da paylaşımlarından yani şöyle de bir programcı arkadaş varmış, git onu, benim böyle bir oyun hayalim var, ben de böyle bir grafikerim, gel bu oyunu beraber yapalım deme şansınız da var. Bu açıdan da orayı mutlaka değerlendirip devlet desteklerimizle beraber. Çok teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Burada Ali'ye bir katkıda bulunmak istiyorum. Bir de üniversitelerimizde, şimdi mesela ODTÜ'de var ama Hacettepe Üniversitesi'nde, Bahçeşehir Üniversitesi'nde, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde de bu oyun programlama ile ilgili şeyler var. Evet, lisans programları var. Onları da tavsiye ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Küçük bir alkış rica edeyim. Bizim teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz.